Samet Yılmaz şu an telefon hattında. Samet Bey merhaba. Alo, merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Bugün niçin yayına katılmadınız? Hastanedeydim. Ondan dolayı dün babam bugün sabahleyin saat 9'da babam oraya gitti. Yalan. Hastanedeydim. Yalan. Hangi hastanede yatıyorsunuz? Babanı kandır, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydim Esra Hanım. Senin yapmış olduğun tek şey insanları kandırmak. Babanı da kandırıyorsun, baban sana kanıyor. Anneni de kandırıyorsun. Ben neyine kandırıyorum ya? Ben Esra Hanım'la konuşuyorum şu anda. Ya hadi konuşma sen. Yüzüme Samet gel, Bey, ya, buraya gel. Babanı niye gönderiyorsun? Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyorsunuz. Hangi bölümde yatıyorsunuz? Ve ilk önce göğüs hastalıklarındaydım. Evet. Yaklaşık olarak 93-94 gün kadar orada kaldım. Ondan sonra 20 gün, yaklaşık 20 gün kadar da nefroloji bölümünde kaldım. Ne tedavisi görüyorsunuz nefrolojide? Normal böbreklerle ve akciğerle alakalı gut pastörü ve IgA nefropatisinden dolayı tedavi görüyordum. Hı hı. Ondan sonra şöyle söyleyeyim size. Bugün plazma feris tedavisi yapıldı. Ne yapıldı? Plazma feris tedavisi yapıldı. Kanım değişti, yani plazmam değişti. Hı hı. Ondan sonra sikloposomik tedavisi gördüm. Şu anda da zaten taburcu edildim. Hı hı. 2 hafta sonra tekrardan kontrolüm var. Hı hı. Kontrolden sonra da tekrardan ne yapılacağı kararlaştırılacak. Karar, yani doktorlar kurul tarafından, sağlık kurulu tarafından belirlenecek tedavi şekliniz değil tarafından. Mi? Şu an kendinizi iyi hissediyor musunuz? Şu anda izole oluyorum, evdeyim. Yani orada da yine aynı şekilde immün sistemi baskılandığı için izole halindeydim. Şu an siz aslında doktorun vermiş olduğu bilgiler, size önerileri doğrusunda karantinada mısınız? Evet, yani immün sistemi baskılandığı için ondan dolayı bir müddet karantinadayım. Ne kadar süre karantinada kalacaksınız? Yani yaklaşık 1 hafta kadar falan herhalde, büyük ihtimal. 1 hafta sonra normal rutin bir günlük hayatınıza geri dönecek misiniz? 1 hafta 10 gün sonra Hı. Şu an nerede karantinadasınız peki? Evdeyim. Babanızın evinde misiniz? Evet. Çocuğunuzun sorumluluklarını yerine getiriyor musunuz? Evet, şimdi çok çalıştığım zamanlar... Esra Hanım, o gün buraya gelmedi mi? Bayramda gelmedi mi buraya? Geldi değil mi? Evet. Ben bu stüdyoyu inletirdim. O çocuğu görmek için herkesin ayağına kapanırdım. O çocuğu görürdüm. Çocuk da buradaydı. Niye bir kere olsun çocuğu görmedi? Baba sana mesaj atmadın mı? Sana mesaj, resim atmadın mı çocuğun gör diye değil mi? Attın. Gör diye. Niye o gündür bugündür beni aramıyorsunuz çocuğu görmek için? Telefon ulaşılmıyor ki. Ya bunlar var ya. Ki. İstediğin zaman engelliyorsun telefonda. Halamı da engelledim, babamı da, kardeşlerimi de, annemi de engelledim. İstediğin zaman açıyorsun telefonu, istediğin zaman engelliyorsun. Siz var ya, hepiniz çetesiniz biliyor musun? Ailecek çetesiniz. Ne çetesi? En büyük çete bunlar, senmişsin, biz bunu öğrendik. Bunlar... İçin suyunuzu. Bekle. Peki bu hastalığının sebebiyle Samet Bey, para topluyor musunuz insanlardan? Yardım istiyor musunuz? Hayır, hiç kimseden bir şey istemedim. Hiçbir şey istemediniz. Allah aşkına, bu adamı kim dolandırdıysa, bu adam kimi dolandırdıysa bağlansın bu telefona. Allah rızası için, bu ailesi bunun pisliğini hep kapatıyor. Hep babası, sen kapatıyorsun pisliğini. Bu çocuğun pisliğini hep sen kapatıyorsun. Hep annesi kapatıyor. Bunu tedavi ettirmeniz lazım. Ya sen tedavi olacak sensin. Ben değilim. Bir tek ben değilim. Engin Bey, bir tek ben değilim. 50 tane insanı kandırmış. 50 tane. Esra Hanım, ne yapmışsın öğrenmek istiyorum. Esra Hanım, her zaman senin önüne geçtim. Esra Hanım, bunlar var ya. Her pisliğini kapatıyor. O yüzden şunu da söylemiş. Deniz halama şunu da söylemiş. Annem okyanusa elindeki kepçeyle vurduğunu dahi söylemiş. Esra Hanım, ne zaman söylediğimi de söyleyeyim. Çocuklara kötü davranıyorsun. Esra Hanım. Çocuklara kötü davranıyorsun. Deniz, okyanusla ben senin arana kaç kere girdim. Çocuklara vurmayacaksın diye. Elinde ne geçiyorsa fırlatıyorsun. Çocuklara şiddet uyguladığını iddia ediyorsunuz. Ben bu sebeple Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler birimine de çağrıda da bulunayım, ihbarda da bulunayım. En azından anneyle ilgili inceleme yapılsın. Hemen bir araya gireceğim. Önemli bir telefonum var. Engin Bey, Nurcan'ı bu 4 yıllık ilişkide 1 yıl boyunca kanserim ve ilik nakli olmam gerek diyerek kandırdı ve bir çocuk yaptı oğlunuz. Sonra gerçekler ortaya çıktı. Oğlunuz Samet Yılmaz'ın şimdiki hastalığına Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nefroloji bölümünde. Şimdiki hastalığına inanıyor musunuz? Yok, hastalığına inanmıyorum. Gördüm, gözümle gördüm. Gözünüzle gördünüz. Yapılan tedaviyi gördüğüm için. Peki, Samet Bey gerçekten bu hastalığı taşıyor musunuz? Evet, testlerim yapıldı. Hatta özel burada yapılmamıştı. Nerede yapıldı ondan testler? Ondan sonra hastanede yapılmadığını söylediler. Kanımı aldılar. Hı hı. Özel laboratuvara hastaneden bizzat gönderildi. Hı hı. Ondan sonra testlerim geldikten sonra anti-GBM testlerim bu hastalığı taşıdığımı... Siz mi gittiniz bu laboratuvara? Hayır. İlk önce babam götürdü laboratuvara testi. Ondan sonra hastane gönderdi. Ondan sonra zaten böbrek biyopsisi yapıldı bana. Hı hı. Böbrek biyopsisinde de yine aynı şekilde IgA nefropatisi ve C3 protein kaçağı ve kanama olduğu falan belirlendi. Ondan sonra da zaten ben tedavi görmeye başladım. Peki, tamamen 95 şimdi o gitmiş sonra olduğunuz laboratuvarın görevlisi, görüntüleme merkezi orası. Oranın yetkilisi telefon hattında olacak Erkan Bey. Erkan Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yoğun koştuğunuz yani. Bu arada bayramda yayınlanmış olan bu bölümlerde hem Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki personelin ve oradaki doktorların dikkatini çekiyor. Hem de görüntüleme merkezindeki yetkililerin dikkatini çekiyor ve Erkan Bey bize bir ihbarda bulunuyor. Erkan Bey, şimdi sizi dinleyebilir miyiz? Sizi hastaneden kim aradı? Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Esra Hanım şöyle, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin nefroloji bölümünden Doktor Kenan Bey bizi aramış. Arkadaşları aramış. Pendik'teki şubemizi aramışlar. Yayından sonra. Evet. Sonra bizi numarasını bırakmış. Biz aradık kendisini. Samet Yılmaz, TC numaraları 44 ile biten 1993 doğumlu kişi bizim adımıza sahte bir rapor oluşturmuş. Sahte bir rapor oluşturmuş ve değeri pozitif olarak girmiş ve rakam çok yüksek. 668.7 gibi bir rakam çıkartmış. Daha nelerin çıkacak senin? Raporun üzerinde bizim şirketimizin laboratuvarımızın ait olmayan ruhsat numarası mevcut. Aynı zamanda onaylayan doktor Esin Dağlı'nın diye böyle bir doktor yok. Evet. Tamamen bir şey var burada. Sahte bir rapor var. Biz bunu kendi nefroloji bölümüne Doktor Kenan Bey ile şey yaptık. Gör oğlunu gör. Oğlunu gör. Birbirimizi bilgilendirdik. Bilgilendirdikten sonra gereken bütün yazışmaları, bütün şeyleri Emniyete ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetimizde bulunduk. Aynı zamanda tabii size de bir yayına girmiş. Biz hiç izlemedik bunu. Evet. Sonradan bir baktık. Tabii burada çok böyle bir şey var. Asıl olmayan şeyleri. Erkan Bey bir araya gireceğim. Seyircilerime hatırlatma yapmak için. Aslında yayınlar sonra yani yayınlarda oradaki görevli olan ve o bölümde çalışan personelin dikkatini çekiyor. Ya bu Samet Yılmaz programda bu kanserim dedi. Bizim de bölümümüzde yatıyor. Hastane devlet eğitim araştırma hastanesi Samet Yılmaz'ın hastaneye teslim ettiği görüntüleme merkezine ait olan raporu tekrar görüntüleme merkezine onaylatıyor. Orada bir doktor ismi yazıyor. Böyle bir doktor sizin görüntüleme merkezinizde var mı? Yok. Sizin logonuz kullanılıyor. Sizin ruhsat bilgileriniz kullanılıyor. Bir de bir hastalık değeri belirleniyor. Bunu da en yüksek oranda yapıyor. Yani bu rapor aslında sahte. Evet. Sahte bir rapor. Aynı zamanda bakanlık onayı olmayan bir rapor hazırlıyor kendisi. Bana ne raporlar hazırladın? Ne raporlar kanserim diye. Bununla ilgili öncelikle teşekkürlerimi Doktor Kenan Bey'e iletmek isterim. Ben de. Tamamen bizi de bilgilendirdi, bize de söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ortaya çıkardığınız için alkışlıyorum sizi. Erkan Bey, siz hatta kalın lütfen. Samet Yılmaz. Samet Yılmaz. Alo. Turp gibisiniz vallahi. Hiçbir şeyciğiniz yok. Sen sadece dolandırıcısın. Şunu sormak istiyorum. Bakın. Ben kimseye bir şey söylemedim. Dolandırıcısın. Samet Yılmaz. Sesli bir dakika. İlk gönderildi. Samet Yılmaz bugün neden taburcu olduğunu hanımefendi. Bugün hastaneden neden taburcu olduğunu biliyor musun? Hayır, bugün zaten şey geldi, uzman profesör geldi, bölüm başkanı geldi. Yazıklar olsun. Ben babamla konuşuyordum. Babamla konuştuktan sonra yukarıya çıktım. Seni dedi bugün taburcu edeceğiz dedi. Hatta annem bile yanıma geldi. Yani şu anda dedi tedavileri bitti dedi. Ondan peki sonra bugün neden taburcu oldun biliyor musun? Yayında seninle ilgili yapmış olduğumuz yayın içeriği oradaki yetkililerin dikkatini çekiyor ve orada yapılmış olan testlerle senin bu görüntüleme merkezinin logosunun adı altında düzenlediğin olduğun testler arasında uyuşmazlık var. Değerler birbirinden çok farklı. Yani sen 20 gündür hem devletin kurumlarını, sağlık sektörünü, doktorlarını, herkesi meşgul ettin. Bu sebeple hakkında hem Görüntüleme Merkezi hem Sağlık Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına seninle ilgili şikayetçi olacak. Ya olsun da ben... Esra Hanım, bu arada Esra Hanım bizim adresimiz Bahçeli Evler İlk Şişli'dir. Merkez Laboratuvar Ruhsatı diye bir ruhsat vermiş. Böyle bir ruhsat numaramız yok bizim. Doçent Doktor Esin Dağlı Türkoğlu adı altında diplomasını yapmış, onu koymuş. O da bizde yok. Böyle bir şey yok. Bir de bizim şirketimizin anonim şirketi olduğunu, limited şirketiyiz biz bu arada. Anonim şirket olarak bir ünvan koymuş. Gereken bütün savcılık olsun, Cumhuriyet Başsavcılığı olsun, hukuku olarak, hukuksal olarak her şeyimizin peşinde olacağız. Asla peşini bırakmayacağız bu olayı. Çünkü bu sahte bir rapor. Sonuçta bir denetlenen bir... Erkan Bey sahte rapordan ziyade şimdi bu sahtecilik bu ayrı. Fakat bir insan taşımadığı bir hastalıkla ilgili bir tedavi sürecine girdiğinde vücudun diğer fonksiyonlarını bozmaz mı? Düşünsenize ihtiyacınız olmayan bir vitamini aldığınızda başka hastalıklar ortaya çıkıyor. Ya bu çok tehlikeli bir durum. Şöyle zaten Doktor Kenan Bey bunun farkına varıyor. Yani tedavi yaparken bunun farkına varıyor. Bunun farkına vardığı zaman açıyor dosyasına bakıyor. Dosyasına baktıktan sonra absürt bir şey çıkıyor. Rapor çıkıyor. Otomatikman bizi arıyor. Diyor ki böyle bir rapor var mı sizde diyor. Yani bu inanmıyorum diyor. Bizim kurumumuzu arıyor. Bizim arkadaşlar da bakıyor. Böyle bir hasta yok. Sağlık Bakanlığı onaylı girişlerimizde hiçbir şekilde e-nabız sisteminde yok. Orada yok, burada yok, hiçbir yerde yok. Sonra bana raporu gönderiyor. Evet. Raporu gördükten sonra baktık ki sahte bir rapor. Sahte bir rapor. Samet Yılmaz. Samet, 20 gündür hastanedesin ve bir tedavi görüyorsun ama senin böyle bir tedaviye ihtiyacın yok. Bunu neden yapıyorsun? Ya tedaviye ihtiyacın yok değil. Şimdi annemler ilk başta İzmir'deki laboratuvara gönderildi. Ondan sonra orada yüksek olaraktan çıktığını gördüler. Samet, bu rapor sahte, bu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Görüntüleme Merkezi tarafından belirtilmiş, onaylanmış sahte bir rapor. Sen bunu kendine niye yapıyorsun? Hayır. Hastalığın sebebiyle insanlardan para topluyor musun? İlk başta bu testi babamlar götürdü. Ya bırak babanları, sen hastalığın sebebiyle insanlardan para topluyor musun? Hayır, öyle bir şey yok. Engin Bey anladınız mı? Anladım. Oğlunuz 20 gündür, 90 gündür boş yere tedavi oluyor. Sahte rapor düzenlemiş kendiyle ilgili. Ya ne demek bu? Ben bir şey düzenlemedim. Hatta babamları gönderdim. Anlamadığı bir şey var. Tarihleri kendim ben götürdüm. Sahte abicim, sahte. Benim, Mehmet Laboratuvar diye... Yine aynı şekilde sahte. Hepsi sahte. Mehmet Laboratuvar diye bir yer var. Tamam mı? Onun logosunu alıyor. Buraya koyuyor kendine burada hastalığıyla ilgili işte böbreklerle ilgili bir hastalık tanısıyla yüksek değerler kan testi yapılır ya. Orada kan testlerimiz bizim hastalığımızı belirler. Böyle bir değer koyuyor. Bununla hastaneye gidiyor. Hastanedeki doktor diyor ki buradaki testle yapılan tedavi ve bizim elimizdeki kan değerleri uyuşmuyor. Anladın mı? Anladım. Yani oğlunun şimdiki hastalığı da yalan. Peki ya, yani yanımda ağzından kan geliyordu. Ağzından kan gelmeyi nasıl yapıyordu? Dilinin altına sürüyor bir şey. Yapıyordu. Benim yanımda ne kadar gelir? Ama ne kadar gelir? Ne yapıyordu? Ne kadar gelir? Bak seni de kandırıyor, beni de kandırdı, bir sürü insanı kandırıyor diyorum ki. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sen de benim gibi kanıyorsun diyorum, sen de benim gibi kanma diyorum. Ya bu adam gitsin tedavi olsun diyorum. Tamam belki psikolojik sorunları vardır, gitsin tedavi olsun, kötü bir şey demiyorum ya. Bunda kötü bir şey yok. Ya çocuğuna babalık yapsın diyorum ya. Diyelim ki ağzını dilindeki altını kesti, kan geldi. Ya Allah aşkına ben sizin yanınızda mıydım? Bak bu kağıtları ben bilebiliyor muydum? Ben İstanbul'da çocuklarıma bakıyorum değil mi? Sizin yanınızda mıyım? Değilim. Doktor kendisi bağlandı. Hala niye inanmıyorsun? Seni ya tamam, hastaneye doktora götüreceğim. Doktora da mı inanmıyorsun? O doktordan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorla seni görüştüreceğim. Ya doktor sana anlatacak. Samet Yılmaz. Dolandırıcı senin oğlun, dolandırıcı. Bu arada karantinadan çıkabilirsin. Karantinalık bir durum yok. Karantinadan çık, karşıma gel. Bu adamı buralarda süründürme. Sensin benim şeyim lan. Buraya sen gel. Babanı niye gönderiyorsun buraya? Yazık değil mi bu adama? Erkek ol, delikanlı ol. Sen gel karşıma. Bu adamı süründürme buralardan. Sensin benimle evlilik yapan. Sensin benden çocuk yapan. Bu adam değil. Yılmaz. Buyurun. Bu annene yazık değil mi? Bu babana yazık değil mi? Süründürüyorsun. Nurcan buyurun. Alo. Dinliyorum sizi. Bir şey söylemek istiyorum dediniz. Samet yarın buraya gelir misin? Buraya gel. Yarın karşıma gel. Bu adam mı? Ben doktorundan özel izin alacağım karantina ile ilgili. İşinden, gücünden bu adamı süründürme buralarda. Hayır gelirim. Ben de buraya gel. Sıkıntım yok. Buraya ya niye bağırıyorsun sen orada? Buraya geleceksin. Yarın seni bekliyoruz buraya. Teşekkür ediyorum. Çok enteresan sevgili seyirciler. Önce kanserim dedi, ardından da nefroloji bölümünde böbrekleriyle ilgili tedavi gördüğünü söyledi. Oradaki raporlarda sahte çıktı. Yani 20-30 gündür hastanede tedavi oluyor. Yayınlarımız aracılığıyla Samet Yılmaz'la ilgili gerçekler ortaya çıktı. Sizi uğurlayacağım şimdilik. Yarın tekrar görüşeceğiz. Karantinası yok zaten. Gel. Allah senden razı olsun. Yani Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.